Herkese merhaba. Bu videoda ise çocuklar için ideal oyunların 5 sembolünden bahsediyor olacağız. Bir diğer videomuzda uygun olmayan sembollerden bahsetmiştik. Bu videoda ise uygun olan, ideal olan sembollerden bahsediyor olacağız. Yine bildiğiniz gibi PEGI ve ESLB diye iki kuruluş var. Bunlar oyunları sınıflandırıyorlar. Çocuğunuz 10 yaşındaysa mesela üzerinde EC yazan, yani Early Childhood yazan, E yazan, yani herkes yazan, 10 artı E yazan, yani 10 yaş üstü herkesin oynayabileceği oyunları üzerinde bu işaretler varsa bunları oynayabilir yine ESLB'ye göre. PEGI'ye göre ise 2 tane var, 3 ve 7. Bu yaşlara bakarak eğer çocuğunuz 10 yaşındaysa bu oyunları oynayabilir. Dolayısıyla yine ne yapıyoruz? Çocuğun yaşına bakıyoruz, üzerindeki etikete bakıyoruz, birbirini tutuyor mu diye kontrol ediyoruz. Bu videoyu da izledikten sonra dilerseniz çocuklarınıza uygun olmayan oyunların 6 sembolü olan videomuzu da izlemenizi mutlaka tavsiye ederim.